Oscar'lık sahneler, Oscar'lık yağmur. Biraz yağ çekeyim, bekle. Hoş geldiniz. Nasıldı sahne senin için, nasıldı? Çok hazırlandım biliyorum, çok emek sarf ettin. Birazcık da izledim, mükemmeldin bence ama senin için sahne nasıldı? Ya sahnede olmak neyle eşdeğer diyebilirim bilmiyorum ki. Kuş gibisin, kanatların var ve böyle özgürsün. O kadar mutluydum ki o an, şu anda da çok mutluyum ama o his gerçekten herkesin yaşamasını isteyebileceğim bir his. Çok güzeldi. Çok çetin bir hazırlık sürecinden geçtiniz bildiğim kadarıyla. Dans eğitimi de falan aldığını biliyorum bununla ilgili. Evet. Yani o hazırlık süreci nasıl geçti senin için? Çok güzeldi. Hocalarımız İzmir Hoca, yönetmenimiz Uğur Hoca. Hepsi çok iyi ilgilendi bizimle ve çok keyif aldım. Dans etmeyi zaten seviyordum. Ya bir de üstünde böyle olması benim için okul oldu yine. Tango öğrendim, işte yabancı şarkı öğrendim. Bu arada hayatımda ilk defa İngilizce şarkı burada öğrendim. Bu dizi, yani bu proje içindi. Onun için de çok mutluyum. Hep ilkleri yaşıyorum bu yaşımda. Çok mutluyum. Ne diyebilirim ki? Çok gurur verici bir şey benim için. İlk yaşatsın, Barış'a dönüyorum. Nasıl buldun partnerini? Gayet başarılıydı. O kadar emek verdiler. Emeklerini, karşılıklarını aldılar diye düşünüyorum. Şey dedim ya, böyle güzel dans edebiliyordun. Kan çiçeklerinde niye dans etmedin falan geçti mi? Kan çiçeklerinde de dans etti ya. Ama böyle değil. Çok güzel. Ediyor ya. Cool gibi. Yetenekli. Yetenekli yapıyor. Teşekkür ederim. Oscar'lık sahneler. Gündem Oscar. İkiniz de genç oyuncularsınız. Türkiye'nin Oscar adayı, adayı filmi açıklandı. Hayat filmi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce başarı gelecek mi bu sene? Ya emek var sonuçta bu işte de, her işte olduğu gibi. Emek verilen her işte başarılı olmasını isterim tabii ki. Umarım çok güzel olur. Sen ne düşünüyorsun Barış? Ben umutluyum ya. Baktım, bugün de baktım hatta. Güzel görünüyor. Başarılı görünüyor. İzleyemedim tabii. Filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz filmde bir hata olduğunu kabul etti. Sosyal medyada fark edilmiş hata. Sizce hatalı filmle Oscar'a gidilir mi ya da başarı gelir mi? Şimdi konuyu bilmediğim için bir şey diyemiyorum bu konuda. Öyle. Ufak tefek hatalar her yerde olur bence. Ama hatanın ne olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Bence çok kusursuz bir proje yaptığı için o hata ona hata gibi geliyor. Herkes bir kusur arıyor biliyorsunuz. Bu tip işlerde, iyi işlerde herkes genellikle bir kusur arar. Siz mesela birbirinizin kusurlarını nasıl örtüyorsunuz? Sette, efendime söyleyeyim şeyde, kan çiçeklerinde. Nasıl tamamlıyorsunuz birbirinizi? Herkes bunu çok merak ediyor. Özellikle sormamı istediler bunu. Söyleyerek. Konuşarak. İletişim değil mi? Bak, şöyle yapmasan daha güzel olur. Aa tamam doğru falan. Peki. Kadınlar, özellikle sana soracağım. 2024 yılında özellikle güzellik için doğal yöntemleri tercih etmişler. Senin de böyle doğal yöntemlerin var mı? Ya, güzellik çok göreceli bir kavram. Yani kime göre, neye göre değişebilen bir şey olduğu için çok da takılmamak gerekir bence. Cildin tazeliği ve ya güzelliği anlamında soruyorsun. Cildine, herhalde. Kendine, beslenmene yani dikkat et. En çok salatalık tercih ediyorlarmış. Efendim, erkekler de kahve körü yapıyorlarmış kendilerine. Hiç, hiç yapmadım. Denedin mi? Yok. Dener misin? Deneriz. Ne olacak? Sosyal medyayla aranız nasıl? Sıklıkla bakar mısınız? Bakıyoruz. Sevenlerimiz var orada. Nasıl bakmayalım? Şimdi sosyal medyadan da zaman zaman böyle ciddi ve bazen de çirkin eleştiriler gelebiliyor. Bunlarla ilgili neler yapıyorsunuz? Ahlaksız bir yerdeyse o durum, tabii ki bunun resmi kanallardan bir karşılığı oluyor. Değilse çok da umursamıyoruz diye düşünüyorum. Yani. Ya bu aslında benim için değil sadece. Kimse kimseye öyle oturduğu yerden sırf canı sıkılıyor diye ya da derdinin ne olduğunu bilmiyorum şu an. Hani psikolojisi bozuk diye veya başka bir boyuttan bakılınca. Hani keyfi öyle istedi diye klavyeden böyle bir şey yazmamalı. Kimse kimseye hani. Yani bunun önüne birazcık geçilebilir mi bilmiyorum. Biz deniyoruz elimizden bunun geldiğince. Bunun önüne geçemeyiz. Herkes yazar bir şekilde. Bunun önüne geçmenin tek yönü o yönde yürümemek, yani ona istediğini vermemek. Yani oranın birazcık da böyle hani yargısız infaz mekanizması haline geldiğini düşünüyor musun sizler de genç oyuncular olarak? Yani hep ya, çok kırp oluyorlar. Oyuncuları da, şarkıcıları da, sanatçıları da. Bir kısım meyve öyle. Meyve veren ağaç taşlanır abi. Bir kısım öyle. Meyve veren evet, ağaç taşlanır yani. Gereksiz eleştiri gizli bir hayranlıktır bilirsin. Hadi ciddi konulardan çıkıyorum. Bu yaz tatil yaptın mı Barış? Yaptım. Nereye gittin? Bu yaz sadece tatil yaptım hatta. Tatil öyle söyleyeyim. Ne biliyoruz ya. İki tane single çalışması falan oldu. Bir şeyler oldu. Ama onun dışında genelde tatil yaptım. Peki senin için tatilin olmazsa olmazı nedir? Hiçbir şey umurumda değil yani. Vallahi. Kafa rahat olsun yeter, aynen. Dinleneyim yeter yani. Hemen sessizlik. Hemen kızımıza dönüyoruz, yağmura dönüyoruz. Senin için tatilin olmazsa olmazı nedir? Benim için tatilin olmazsa olmazı
O denizin sesi. Evet. Yani denizin güzel sesi geliyor, keyifli diyorsun? Geliyor. Evet, huzur veriyor. Peki son soru. Bu sene tatilde yapamadığınız ama seneye muhakkak yapacağım dediğiniz bir şey var mı? Aslında ben şey istiyorum, böyle yüksekten atlıyorlar ya iple falan. Şaka, bungee jumping. Evet. Denebilecek misin? Çok ciddi adrenalin o, biliyorsun. Bilmiyorum. Denemek lazım. Sever misin adrenalin? Çok. Başka? Bungee jumping dışında adrenalin merakını nasıl tatmin edersin? Başka zaten o, yani yükseklik korkum çok yok aslında. O yüzden o korkunç aletlere falan biniyorum ben bayağı. Ciddi misin ya? Lunapark'ta gondolcuyum diyorsun. Binerim el arkaya. Ben yaptım şovunu ya. Vallahi mi? Adrenalin hani şey, her seferinde daha üstünü istiyorum çünkü şey olmuyor, kesmiyor. Korkmuyorum ya da bir şey olmuyor. Daha fazlasını yapmak istiyorum bu sefer. Peki arkadaşlar, son soru. İsterseniz cevap vermeyebilirsiniz bu soruya. Türkiye günlerdir narini konuşuyor. Bu konuda çok hassasım. Sizlerin de hassas olduğunu tahmin ediyorum. Sizlerin de söyleyecek birkaç cümleniz var mı bu konuyla ilgili? Yani biz nasıl bu noktaya geldik ve neden bu noktadan bir türlü çıkamıyoruz? Sadece isimler değişiyor. Ayşe Fatma oluyor, Fatma Leyla oluyor, Leyla Narin oluyor. Ama kaderimiz maalesef değişmiyor. Aklım almıyor gerçekten. Yani akıl sır ermiyor böyle olaylara. Ne denilir, ne yapılır bilmiyorum. Çok gerçekten bilmiyorum yani, diyecek bir şey bulamıyorum. Benim tüylerim diken diken falan oluyor. Çok etkileniyorum bunlardan. Öyle. Ya uzun bir süredir neredeyse her gün çoğu ortamda konuştuğumuz bir konu. Bununla ilgili çok şey söyleyebilirim ama burada söyleyemem yani. Evet. Neler yapmak istediğimi söyleyemem ben yani şu an. Bunu nasıl aşabiliriz ya? Hep beraber i̇şte ne yaparsak aşarız bunu. Ne yapmamız gerekiyor ya da yani bu makus kaderimizi nasıl değiştirebiliriz arkadaşlar? Önce kafayı değiştirmek gerekiyor. Bu da biraz zor görünüyor. Kesinlikle öyle. Söyleyecek çok söz var da burada olmuyor maalesef. Öyle. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olun. İnşallah daha nice oyunlarda, nice projelerde bir araya geleceğiz bence. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir detay alsın beraber.